23. dönem Batı Akdeniz Yöre Temsil Kurulu seçimli olan Genel Kurulu Fethiye Devlet Su İşleri Salonu'nda gerçekleştirildi. Teşekkürler. 196 üyesi bulunan Batı Akdeniz Yöre Temsil Kurulu'nun olağan genel kuruluna TÜRSAP Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özden, Hüseyin Kurt, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Türk Hava Kurumu Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya, TÜRSAP 22. Dönem Batı Akdeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Süleyman Kaya, Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ahmet Selim Yücel'in yanı sıra Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Dalyan, Sarıgerme, Dalaman ve Köyceğiz'den üyeler katıldı. Divan Başkanlığını TÜRSAP Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özden'in yaptığı olağan genel kurulda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımız okundu. Daha önce TÜRSAP Batı Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu olarak bilinen ancak daha sonra isim değişikliği yapılarak Batı Akdeniz Yöre Temsil Kurulu ismi verilen kurulun son dönem başkanlığını yapan Süleyman Kaya, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla üyeleri selamladı. Olağan genel kurulunda tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Papyrus Travel Transport Genel Müdürü Özgen Uysal seçildi. Yönetim kuruluna Salih Aykırı, Emre Başaran, Önder Dombaycı, Ümit Akyalı, Barış Duman, Güven Varol seçildiler. Divan Başkanı TÜRSAP Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özden, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un turizm kökenli olmasından dolayı turizm sektöründe sevinçle karşılandığını belirtti. Burada tabii bunu ifade ederken bundan sonra inşallah her dönemde içimizden bir tane arkadaşımız turizm bakanıdır. Seyahat ajanslarından, konaklama sektöründen, sektörün içerisinde bir tane arkadaşımız turizm bakanıdır. Keza bunun yanında Sayın Başkan Firuz Bağlıkaya dünya görüşü, vizyonu, tur operatörlüğü, seyahat ajanslarının konusunda gerçekten Türkiye için çok büyük bir şans. Ve çok yakın bir çalışma arkadaşı olarak kendisinin ne kadar çok çalıştığını, gecesini gündüzüne kattığını ve bizlere tüm arkadaşlar, yönetimi, disiplin, danışman arkadaşları gerçekten yetişmekte zorlanıyoruz. Kendisine yetişmekten zorlanıyoruz. 30 yıldır TÜRSAP'ta aktif olarak görev yaptığını, bu süre içinde seyahat ajanteli mesleğinin gelişmesi için çaba sarf ettiğini kaydeden TÜRSAP 22. dönem Batı Akdeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Süleyman Kaya, bu dönem yeni, genç, dinamik ve istekli arkadaşlarımızın önünü açmak için yeni bir karar aldım dedi. Yönetim Kurulu Başkanım Osman Çıralı, Fethiye Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve meclis üyesi arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, Sayın Hocam, hepiniz hoş geldiniz. 30 yıla yakın bir süredir TÜRSAP'ın kimi zaman yönetici, kimi zaman ama her zaman aktif olarak görev yaptım. Bu süre içinde hep seyahat ajanteliği mesleğinin değerini ortaya çıkması ve gelişmesi için çaba harcadım. Bu dönem yeni bir karar aldım. Yeni, genç, dinamik ve istekli arkadaşlarımızın önünü açmak için yine belirttiğim yönde çalışmaya devam edeceğim ama bu defa yönetici olmadan bu çabayı gösterme yolunda gideceğim. Artık yeni yöneticilerimize yardımcı olmak sorumluluğuyla davranacağım. Sosyal örgütlenmelerde, yönetimlerde görev ve sorumluluk almanın, hizmet etmenin değerli olduğuna inanıyorum. Ama bu çabaların aynı zamanda bir bayrak yarışı olduğuna da inanıyorum. TÜRSAP, Yöre Temsil Kurulumuzda yönetici olarak görev yapabilecek deneyimli pek çok kardeşim var. Benim görev aldığım dönemlerde hep beraber oluşturduğumuz başarılardan daha fazla bir başarının yeni dönemde de ortaya çıkacağı ümidini taşıyorum. Bu nedenle gönlüm rahat ve onların bu yeni başarılarına yeni beni gururlandıracaktır. Görev yaptığım dönemlerde bilmeden veya istemeden siz meslektaşlarımın gönlünün kırılmasına sebep olacak davranışlarda bulunmuş olabilirim. Belki seçim ortamlarında gerginliğini farklı yanlarda kalmış da olabiliriz. Ama bilesiniz ki hiç kimseye kasıtlı bir davranışım olmamıştır. Yine de böyle bir durum oluşmuş ise siz meslektaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bilesin isterim ki ihtiyaç duymaları halinde yeni yöneticilerimizin vereceği görevleri elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Ayrıca bugün burada
1991 yılından TÜRSAB'ın ilk bölgesel yürütme kurulu yapılanmasında ilk sıralarda yer alan ve ajanda sayısı olarak Muğla ilinin en fazla ajandaya sahip bölge olma özelliğinin yanı sıra sportif faaliyetler yönetmeliği, tahkikame, Kütahya şartnamesi gibi birçok konuya öncelik etmiş kurulumuzun bugün burada kapatarak yöre temsil kurulu olarak yeni seçilecek üyelerimize birlik ve beraberlik içinde başarılar diliyorum. Başkan adayı Özgen Uysal da destek veren herkese teşekkür etti. Herkese merhaba. Çok tecrübeli bir değilim bildiğiniz gibi. Doğaçlama konuşacağım. Aday bir arkadaş çıkmadığı için aslında daha ateşli hazırlanmıştım ama çok da ateşli davranmaya gerek yok bu saatten sonra. Teşekkür ederim herkes için. Herkese şöyle geldiği için bu sıcak günde işe gücünü bırakıyorum. Herkesin tam iş zamanı. Malumunuz sezonumuz hep kısa, hep kısalıyor. Pasta küçülüyor. Dertlerimizi, hepinizi hemen hemen %99'unu gelip ziyaret ettik. Dertlerimizi konuştuk. Tekrar tekrar dertlerimizi anlatmaya gerek zaman çalışıp bu dertleri çözme zamanı. Süleyman abiye de çok teşekkür ederim. Bize bir abilik yaptı. Bundan sonra daha bir olarak arkamızda duracak. Değerli büyüklerim, Ticaret Odası Başkanımız, Meclis Üyesi Başkanı, Meclis Üyesi abilerim. Sizler de çok hoş geldiniz. Basın mensubu arkadaşlar. Meclis Başkanımıza bu yolu bize açtığı için, bize ne farkında olduğu için, yeni bakanımızla beraber inşallah daha hızlı, daha seri, en azından bizi anlayan bakanlarla çözmeye çalışacağız. Bir iyi haber vermek istiyorum. Dün yayınlanan Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle artık Turizm Müdürlüğü personeli olmadan da kendimiz denetim yapma hakkını aldık. Çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde çıkacak artık bunlar. Üyeyi zor duruma getiren değil de kaçağı önleyen bir yönetimizle çalışacağız. İlk önce kendimiz çevremizi toparlayalım, ondan sonra kendimiz hizaya geliriz zaten. Evet. Sıra erkekten uçuyor. Bölgemiz. Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaz sezonu boyunca hizmet verecek olan polis helikopterleri Fethiye'de uygulamaya katıldı. Helikopterdeki görüntüler canlı olarak uygulama noktasına aktarılarak belirlenen araçların plakaları tespit edilip uygulama noktasında durduruldu. Durdurulan bazı sürücülere trafik kurallarına uydukları için karanfil verildi. Başkanlığımızın destekleriyle ilçemizde turizm sezonu boyunca helikopterlerimizle hem karadan hem havadan trafik uygulaması, sürücülerimizin trafik kurallarına riayet etmeleri, onları daha da bilinçlendirmek için bu tip uygulamalarımız devam edecek. Yaz boyunca Havacılık Daire Başkanlığımız buraya bir konuşlandırdı bir helikopterini. Gerek ilçemizde gerekse Bodrum, Marmaris gibi yerlerde bu tip uygulamalar, trafik uygulamaları devam edecek. Aynı zamanda helikopterimiz gene diğer asayiş olaylarında önemli konularda kullanılmak üzere burada bulunuyor. Muğla ilimizde bulunuyor. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın yaz boyunca yapmış oldukları tatilden daha huzurlu bir şekilde geri sağ salim evlerine dönmeleri amacımız. Onların farkındalıklarını biraz daha arttırmak, trafik kurallarının onların kendi can sağlıkları, sevdiklerinin can sağlıkları olduğunu onlara bir nebze daha hatırlatmak amacıyla yapıyoruz. Bugün de uygulamamızı yaptık. Bazı hatalı sollama yapan sürücülerimize gerekli ceza işlemleri uyguladık. Aynı zamanda bu kuralları daha dikkatli riayet eden vatandaşlarımızı bu hassasiyetlerinden dolayı
teşekkür edip kendilerine karanfil dağıttık. Ümit ediyoruz ki bu yazdan sonra da, yaz boyunca da tüm vatandaşlarımız, sürücülerimiz kazasız herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan rahat bir şekilde evlerine dönerler. Bildiğiniz gibi Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi turizm beldesi, Ölüdeniz'imiz var. Zaten bugün de uygulamamızı Ölüdeniz rampa inişinde yaptık. Fethiye'miz 150 bin nüfuslu bir ilçe, ancak yaz aylarında bu nüfus 2'ye 3'e katlanma söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda tabii gelen bütün vatandaşlarımız, tatilcilerimiz, yabancılar gerek araç kiralama gerekse kendi araçlarıyla geldikleri için Fethiye'deki araç yoğunluğunu 3'e kadar katlayabiliyorlar. Manisa'dan eşiyle ilçeye tatile gelen Alican Demir, uygulamanın çok güzel olduğunu, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Şimdi daha yeni evliyiz, balayına geldik buraya. Tatilimizi yaptık, işte yapıyoruz. Hassas nokta tabii ki emniyet kemeri. Yani onun da özellikle kısa mesafede takılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha önce de bir polis memuru da söylemişti ki, ben de okumuştum. Hani özellikle kazaların %80'i gibi sanırım daha kısa mesafe yolculuklarda oluyor. Onun için emniyet kemerine tabii daha büyük hassasiyet gösteriyoruz. Diğer belgelerimiz zaten aşağı yukarı tam. Biz de hukuk adamıyız yani. Seydi Kemer'de çekilen köpeğe işkence videosu tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Aracın arkasına bağladığı ip ile sürükleyen R.D. olayın ardından gözaltına alınmış, 4.252 lira ceza alarak serbest bırakılmıştı. Köpeğin kendine ait olduğunu söyleyen R.D.'nin köpeği Bodrum'dan kaçırdığı iddia edildi. Köpeğin kendine ait olduğunu öne süren Can Şenkal, televizyon izlerken köpeğin su içme şekli dikkatini çekerek haberleri araştırmaya başladı. 29 Mart'ta kaybolan ve bir hafta bekledikten sonra 5 Nisan'da ise kayıp ilanı veren Şenkal, 5 ay boyunca köpeğinden haber alamayınca öldüğünü düşündü. 0-1 yaşındayken aldığı ve elleriyle büyüttüğü köpeğin geçmişten kalan yaralarını inceleyen Şenkal, köpeğin kendine ait olduğunu anladı. Köpeğin isminin Paşa olduğunu söyleyen Şenkal, köpeğini bulduğu için sevinç yaşarken işkence gördüğü için ise büyük üzüntü yaşadı. Kimliği ve tüm evraklarının kendinde mevcut olduğunu anlatan Şenkal, köpeğe işkence yapan adam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Şenkal, köpeğini su içmesinden tanıdığını ifade ederek, "Benim köpeğimin su içişi hiçbir zaman kulağımdan sesi gitmezdi. Çünkü çok fazla su içer ve farklı bir şekilde içerdi. Su içişinden dolayı bir anda dikkatimi çekti ve haberi izlemeye başladım. Sonra benim köpeğin Paşa olduğunu hissettim." diye konuştu. Önce izlediğim ilk videoda bunun bir hayvana yapıldığından inanılmaz etkilendim ve videonu acaba benim köpeğim midir diye çok kısa süre izledim. O kadar zayıfladığını düşünmediğim için değil dedim ve videonun devamını izleyemeden kapattım. Ancak bugün şans eseri televizyona çıktı ve bu olayın tekrar haberi girdi. Bir anda köpeğin köpekle ilgili olan haberi bir yandan duyuyordum, algılıyordum ama işim vardı, bilgisayar başındaydım. Su içişi hiçbir zaman kulağımdan gitmezdi. Sürekli gülerdik eşimle birlikte suyu içişine. Kana kana su içerdi sürekli. Bir kova suyu yani yarıya indirirdi her gün. Su içişinden gayri ihtiyari televizyona baktım. Ve Paşa'nın olduğunu hissettim. Haberin tam anlamıyla devamını izledim. Eşime haber vermedim. Belki yanılıyorumdur diye. Sonra hemen haberi internet sitelerinden bulup yakın çekimden paylaşım sitelerindeki videolarını buldum. Karnesinde ismi yazıyor. Karnesinde yaşı, doğum tarihi her şeyi yazıyor. Bütün aşıları tam. Köpeğin sahibi tarafından işkenceye uğradığı haberleri tamamen yanlıştır. Köpeğin sahibi benim. Benim köpeğim evimden Mart ayının son haftalarında çalındı.
Bununla ilgili de gerekli hayvan hakları sosyal medya platformlarına başvurularım, kayıp ilanlarım mevcuttur. Ve barınaktaki görevlilerle de sürekli görüşme halindeyiz. Hatta şu kadar söyleyeyim, barınağın bakım görevlisi bütün Muğla Milas Güllük ilçesinin beldesinde, mahallesinde aradı. Bizzat ben bütün sokaklara girip çıkarak aradım. Milas'ta aradım. Bodrum'da aradım. Çevrem çok geniş, her yere haber bıraktım. Ama öldüğünü düşünerek artık ümidi kestik. 5. ayında böyle bir caninin arabasının arkasında bulunduğunda onu Allah'a havale ediyorum ve hukuki işlem başlatılmış, sahipsiz hayvan olduğu üzerinden serbest kalmış. Yarından itibaren avukatlarım aracılığıyla her türlü yasal girişimleri deneyeceğim ve bu işin peşini bırakmayacağım. Kangal cinsi köpeğin dakikalarca sürüklendiği görüntüler sosyal medyada ve yazılı görsel basında çıkınca büyük üzüntü yaşanmıştı. Olayla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada Can Şenkal isimli bir şahsın köpeğin kendisine ait olduğunu iddia etmesi üzerine bu kez de hırsızlık suçu yönünden de soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi. Son günlerde yazılı ve görsel medyada yer alan 26 Temmuz 2018 tarihinde Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'nde bir köpeğin aracın arkasına bağlanmak suretiyle sürüklenmesi olayına ilişkin olarak köpeği aracın arkasında sürükleyen R.D. isimli şahsın köpeğin kendisine ait olduğunu iddia etmesi üzerine hakkında idari para cezası uygulanması ile birlikte adli tahkikat başlatılmış. Bu kapsamda 26 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınan şahıs 27 Temmuz 2018 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca başka şahısların köpeğin kendilerine ait olduğunu iddia etmeleri karşısında hırsızlık suçu yönünden de soruşturmaya girişilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur ifadelerinde bulunuldu. Kaza Torbalı Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde yaşandı. Bodrum'dan Torbalı'ya giden İskender Gür'ün idaresindeki 48 ADG 09 plakalı cip iddiaya göre şerit ihlali yaptı. O esnada karşı şeritten gelen 06 KB 615 plakalı Leyla Gökçek idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen ve LPK tankı ile koltukları fırlayan aracın sürücüsü Leyla Gökçek kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın ve Gülbahar Deniz ile diğer otomobilin sürücüsü İskender Gür'ün yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası Rıza Anter Caddesi çift şerit olarak trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Leyla Gökçek'in cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde sinir krizleri geçiren Gökçek'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Kadir Şıva, "Ofiste oturuyordum. Büyük bir gürültü duydum. Dışarı çıktığımda iki aracın çarpıştığını gördüm." dedi. "Ben ofiste oturuyordum. Bir gürültü, parıltı duydum. Hemen kaçtım. Bir de baktım ki iki tane aracın çarpıştığını gördüm. Yardım etmeye kalkıştık. Gittik. Bir tane bayanın zaten hemen eks olduğunu gördüm. Arkada bir tane sıkışan vardı.
çıkaramadık. Tüfeği bekledik. Yandaki bahane çıkardı. Ve diğer beyaz arabadaki şoförü çıkardı. Olay bundan ibaret. Toplam kaç yaralı vardı? 4. 3 bulunan, biz orada 4, ben 4 kişi. Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde araçların hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpışma anları kameralara yansıdı. Olay Pazar Yeri Mahallesi 428 sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan 48FBC77 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler bu aracın yanında park halinde bulunan 20LK607 plakalı bir başka otomobile de sıçradı. Sokakta alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirli ekipleri yanan otomobilleri söndürmek için yoğun bir mücadele ortaya koydu. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle hafif ticari araç ile otomobil kullanılamaz hale geldi. Park halinde olan otomobillerin alev alev yanma anı ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Fethiye'de yaşayan Halil İbrahim Aksel'in yanına tatil için gelen Nebahat Sera Yıldırım ile Merve Seziş, Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu'na doğru doğa yürüyüşüne başladılar. Üç arkadaş bir süre yürüdükten sonra Darboğaz mevkiine geldiklerinde havanın kararmasıyla yanlış patika yola sapınca ormanlık alanda kayboldular. Yanlarında bulunan cep telefonu ile 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Akut Fethiye ekibi 10 gönüllü ile birlikte kaybolan 3 kişi için Kayaköy Mahallesi'nden yola çıkarak arama ve kurtarma çalışması başlattı. Akut ekibi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kaybolan 3 kişiye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan Halil İbrahim Aksel, Nebahat Sera Yıldırım ve Merve Seziş Akut ekibine teşekkür ederek birlikte Kayaköy'e döndüler. Uber, İstanbul'da yasaklanmasının ardından rotayı Akdeniz ve Ege kıyılarına çevirdi. Özellikle yaz aylarında 1 milyonu aşan nüfusu gözde turizm merkezi Bodrum'a gelen Uberciler taksici esnafını isyan ettirdi. ...800 araçla Bodrum giriş ve çıkışını trafiğe kapatan taksiciler bir an önce Uber uygulamasının yasaklanmasını istedi. Taksici esnafının yaptığı açıklama sonucunda resmi olarak VIP hizmet veren TÜRSAP üyesi bir grupta Uber konusunda taksicilere destek verdi. Araçları ile konvoy oluşturan grup Uber'i istemediklerini ve kendilerinin de mağdur olduklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan VIP Bodrum transfer sahibi Can Şenkal, TÜRSAP seyahat acenteleri olarak taksicilerin Uber'le yaşamış olduğu problemlerin aynısını yaşıyoruz. Bu duruma gerekli kurum ve kuruluşların müdahale edeceği ile ilgili hiçbir şüphemiz yok diye konuştu. Taksici eylemine değinmek istedik. Sizler de bizlerden bunu talep ettiniz. TÜRSAP seyahat acenteleri olarak biz de taksicilerin Uber'le yaşamış olduğu problemlerin aynısını yaşayan, bu durumdan mağdur olan acentalar, yatırımcılar, firma sahipleri, şirket sahipleri olarak bizler de aynı şeyden mağduruz. Buna gerekli kurum kuruluşların müdahale edeceği ile ilgili hiçbir şüphemiz yok. Sadece uygulama konusunda Uber hala bölgede hizmet veriyor. Bu hizmetini de engellemek için
Bizler TÜRSAP'la sürekli ilişki halindeyiz, görüşme halindeyiz. Onlarla fikir alışverişlerimiz devam ediyor. Taksici esnafının da yaşadığı mağduriyetlerde onların tamamen yanında omuz omuza bu Uber, bu global hırsızı bu ülkeden göndermek için ne gerekiyorsa biz de yapmak için burada basına duyuru yapmak istedik. Fethiye'de İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalal'la birlikte yaklaşık 2 yıldan bu yana pek çok başarılı hizmetlere imza atan Cemil Emre Süel, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine pazartesi günü başlayacak. Fethiye'de başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere fuhuş operasyonları ve asayiş ile ilgili olayların üzerine titiz bir şekilde gidilmesinde etkili görev yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Emre Süel, 10 Nisan polis haftasında Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından başarı belgesiyle ödüllendirilmişti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cemil Emre Süel'e Akdenizli Medya Grup olarak yeni görevinde başarılar dileriz. Deniz ve kıyılardaki kirliliği önlemek için teknelerin atık su, sintine, atık yağ ve çöpleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 atık toplama ve 2 atık kabul tesisiyle seyir halindeki teknelerden alınarak toplama merkezlerine taşınarak bertaraf ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 6 atık alım teknesi denizlerde seyreden 10.000 tekneden 6.600 tekneye hizmet veriyor. ...2015 yılından günümüze kadar Göcek ve Akyaka'da toplanan atık yağ miktarı 3.173 litre, toplanan sintine atığı 14.404 litre, atık su miktarı 3.270 ton ve çöp miktarı da 3.017 ton, 2014 yılında 148 olan mavi kart sayısı da 715'e yükseldi. Tavşan Adası'ndan Yassıca Adası'na, Göcek Adaları'ndan Kızılada ve Akvaryum'a kadar gün boyu gezen tatilciler masmavi denizde yüzüp tura çıktıkları teknede sere serpe güneşleniyor. Kişi başı 40 ile 60 TL arasında değişen fiyatlarla gün boyu Cennet Koy ve adaları dolaşan tatilciler eğlenceli bir gün geçiriyor. Fethiye'de kordon boyundan sabah saatlerinde cıvıl cıvıl bir ortamda çıkılan günübirlik tur ile yorgunluk atan yerli ve yabancı tatilciler en güzel koy ve adalarda denize giriyor. Serap Yalçın ise müşterileri memnun etmek, Fethiye'den iyi düşüncelerle ayrılmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Müşterimiz gayet memnundu. Güzel bir gün yaşattık onlara. Kalıcı bir gün yaşattık. Bizleri unutulmayacak bir gün yaşattık. Bütün Fethiye'li halkımızı, bütün misafirlerimizi teknemize bekleriz. Bu güzel günümüzü, güzel hizmetlerimizden faydalanmalarını, Prenses Serap'ın farkını mutlaka görmelerini isteriz. Prenses Serap'la tur yapmak bir ayrıcalıktır. Her zaman bütün misafirlerimizi bekleriz. Güzel hizmet vermekteyiz. Tekne sahibi olarak herkesi davet ediyorum. Peki efendim, bilet fiyatları ne kadardır? Bunu hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Şu anda 40 liradan gidiyor standart olarak. Açık üfe verdiğimiz zaman 50 TL olarak alıyoruz. Vatandaşlar ise tekne turunun çok harika olduğunu söylediler. Gün geçirdiniz efendim. Çok güzel bir gün geçirdik. Evet. Sıcaklar havanız ağrınızda. Çok iyi, çok iyi. Her şey güzel. Yüzdünüz mü efendim? Yüzdük tabii. Ya denize geldim, yüzülmez mi yani? Merhabalar efendim. Merhaba. Bu güneşli günü nasıl geçirdiniz? Havalar 36 dereceye yaklaşık bir sıcak verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu pazar gününü? Tabii ki denize girerek, özellikle Uğur Kaptan'ı
öncelikle tercih ederek adalar turu yaptık. Çok da keyifli geçti. Kaç ada gezdiniz efendim? 5-6 ada gezdik ama çok eğlendik. Yeme içme çok güzeldi. İkramlar çok güzeldi. Çalışan elemanların ilgisi alakası fevkaladeydi. Çok güzeldi. Peki, herkesi efendim, beklerim. Fiyatlar uygun muydu? Uygundu. Her şey çok iyiydi. Teşekkürler bekleriz efendim. Merhaba olsun. Merhabalar. Merhaba. Tekne turunuz nasıl geçti efendim? Güzeldi. Eğlendiniz mi? Evet. Prenses Serap'la nasıl hizmet gördünüz? İyiydi. Merhabalar. Merhaba. Nasıl geçti gününüz? Muhteşemdi. Sıcaklık aranız nasıl? Severim. Yaklaşık 35-36 derece bir sıcaklık vardı. Sıcak pek bana etkilemiyor ya. Alışkınım. Antalya'da yaşıyorum çünkü. Teşekkürler efendim. Süper. Çok güzeldi. Kaç ada gezdiniz? Yaklaşık 6 koy gezdik. Buğur Kaptan'la ikinci gidişim. Her seferinde daha da güzel geliştirmiş kendini. Harika bir gündü. Sıcaklık falan hissetmedik. Herkese tavsiye ederim. Dünyanın ayı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü kanlı ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi Fethiye'den de izlenmeye başlandı. Türkiye saatiyle 20.13'te başlayan tutulma sabaha karşı 02.30'da sona erdi. Fethiye'nin birçok farklı noktasından izlenebilen tutulma, Fethiye Kalesi'nden de ilgiyle izlendi. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen kanlı ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Ay tutulması sırasında bazı vatandaşlar çığlıklar atarken kimi vatandaşlar da gözlerini uzaydan ayırmadı. 2018 yılının en önemli gökyüzü olayı olarak görülen kanlı ay tutulması, dünyanın gölgesinin ayı tamamen kapamasıyla gerçekleşiyor. Beş yıldır Fethiye'de Müftülük Şube Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Karagöz, geçtiğimiz Cuma günü Fethiye Merkez Yeni Camii'nde yaptığı vaaz sırasında müftülük atamasını duyurup cami cemaatiyle helalleşti. Fethiye Müftülüğü Şube Müdürlüğü sırasında zaman zaman müftü vekilliği görevinde yapan, sık sık camilerde vaazlar veren Ahmet Karagöz, Fethiye'deki Şube Müdürlüğü görevi öncesinde de Denizli, Bekirli ilçe müftülüğü görevinde de bulunmuştu. Burdur, Karamanlı ilçe müftülüğüne atanan Ahmet Karagöz'e yeni görevinde Akdenizli Medya Grup olarak başarılar diliyoruz. Gidecek olan var, grup grup. Daha sonra gidecek olanlar var. Fethiye'mizden... Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu Anlaşmalı Medikal Malzeme Toptan ve Parakende Satış Noktası, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya, yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır.
Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. İkincilik kırmızı grupta mücadele edecek olan Fethiye Spor, birinci etap kampı tamamladı. Fethiye'de yaklaşık 2 hafta süren kamp sona ererken futbolculara 2 günlük izin verildi. Tabii Dünya Kupası bitti ya, şimdi adamlar izine geliyorlar. Fethiye Spor pazartesi günü Bolu'da ikinci etap kampa başlayacak. Fethiye Spor lig hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Fethiye Spor Kaan Söylemezgiller, Halil İbrahim Pekşen, Yakup Ramazan Zorlu, Alican Karadağ ve Mahmut Metin'i renklerine katarken altyapıda yetişen kaleci Halil Kaşlı ve stoper Osman Güzeltaş da profesyonel takıma alındı. Fethiye Spor'un Bolu kampını 19 gün süreceği bildirilirken bu süre içinde bazı takımlarla hazırlık maçı planlanacağı da ifade edildi. Fethiye Spor'un transfer çalışmalarında devam ettiği teknik direktör Levent Eriş'in raporu doğrultusunda başta kaleci olmak üzere bazı isimlerle temasın devam ettiği kaydedildi. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.